Herkese merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bu hafta şok edici bir davadan bahsedeceğim size. Bu davadaki her ayrıntıda ayrı şok oldum. Hemen gelip sizinle paylaşmak istedim. O yüzden buraları hiç uzatmıyorum, hemen konuya başlıyorum. Pamela 16 Ağustos 1967'de Florida'da dünyaya geliyor. 3 kardeşler, bir kız kardeşi var, bir erkek kardeşi var. Söylendiğine göre çok normal bir çocukluk geçiriyor. Babası pilot Pamela'nın, annesi ev hanımı, çalışmıyor. Ve Pamela'nın anlattığına göre bu çok güzel bir şey onlar için. Çünkü bir sıkıntıları olduğunda annelerinin eve gelmesini beklemelerine bile gerek yok. Anneleri her zaman orada. Güzel bir ailesi var Pamela'nın. Arkadaşlarıyla da arası iyi. Normal bir çocukluk geçiriyor. 8. sınıfa geçtiğinde de ailesiyle beraber New Hampshire'a taşınıyorlar. Pamela liseye burada başlıyor. Lisedeyken çok popüler birisi. Pompon kız ve her zaman ilginin odağında olmaya bayılan biri. Bu ergenlikten de olabilir, karakter de olabilir ama ilgiyi çok seviyor. Liseyi bitirdikten sonra Florida'ya dönmeye karar veriyor ve üniversiteye orada başlıyor. Florida'da iletişim bölümünde okuyor ve o kadar zeki birisi ki. Aynı anda 3 işte çalışmasına rağmen, ki haftada 50 saatten fazla çalışıyormuş, bölümünü 1 yıl erken bitiriyor. Pamela'nın bu bölümü okumasının sebebi hayallerindeki işin haber spikerliği olması. Üniversitedeyken 2 radyo programında çalışıyor DJ olarak ve bu programlarla küçük de olsa bir itibar kazanıyor. Metal müzik seviyormuş ve metal müzikle ilgili programlar yapıyor. Programlardan birinin adı Metal Çılgınlığı. Müthiş yaratıcı. Haftada 50 saat çalıştığı için ve derslerine bu kadar yoğunlaştığı için başka herhangi bir şey yapmaya çok da vakti kalmıyor Pamela'nın. Yani partilere gitmeye vakti kalmıyor, sosyalleşmeye vakti kalmıyor, erkek arkadaş edinmeye vakti kalmıyor. Üniversite yılları boyunca hiç erkek arkadaşı olmuyor Pamela'nın, ta ki müstakbel eşiyle tanışana kadar. 1986 yılında Christmas tatilinde eve gidiyor ve eve gittiğinde birkaç arkadaşıyla beraber dışarıya çıkıyorlar. Dışarı çıktıkları mekanda da Greg'le tanışıyor. Söylediğine göre ilk tanıştıklarında çok da fazla etkilenmemiş Greg'den ama sonradan bu durum değişmiş. Çünkü Greg sosyal biriymiş, sürekli gülümsüyormuş, yanındayken çok eğlendiği biri haline gelmiş. Tip olarak da hoşuna gitmiş Pamela'nın çünkü o çok sevdiği metalci tiplere benziyormuş. Devam etmeden önce çok kısa Greg'den bahsedeyim. Greg Smart 4 Eylül 1965'te dünyaya geliyor. Pamela'nın büyüdüğü ve ailesinin hala yaşadığı New Hampshire'da yaşıyor. O da Pamela gibi rock müzik seviyor, metal müzik seviyor. Ama Pamela'dan farklı olarak Greg'in okulla çok da arası yok. Greg'in hayali müzikle uğraştığı bir işte çalışmak. Zaten gitar çalıyor, bir grupta gitar çalıyor ve fena da değiller, bu hayalinin peşinden koşmak istiyor. Pamela ile tanışmalarının üzerinden çok geçmeden Pamela ailesine aradığı kişinin Greg olduğundan bahsediyor. Pamela'nın ailesi de tanışıyor Greg'le, çok seviyorlar onu, her şey iyi, ilişkileri müthiş hızlı ilerliyor. Normalde Greg New Hampshire'da yaşıyordu, Pamela Florida'da yaşıyordu. Tanışmalarından çok kısa bir süre sonra Greg Pamela ile daha fazla vakit geçirebilmek için Florida'ya taşınıyor. O kadar hızlı ilerliyorlar yani, o kadar ciddiler. Ve tanışmalarından 2 yıl sonra 7 Mayıs 1989'da evleniyorlar. Evlendiklerinde Pamela 21 yaşında, Greg 23 yaşında. Pamela'nın anlattığına göre evlendiklerinde çok aşıklar birbirlerine. Çok güzel bir hayatları olacak, çocukları olacak, güzel bir evleri olacak, müthiş bir hayat yaşayacaklar beraber. Evlendikten sonra geri New Hampshire'a taşınıyorlar. Burada taşındıkları yer, yani mahalleleri, zengin mahallesi. Ve bu zengin mahallesinde de en güzel olan evlerden birine taşınıyorlar. Hemen beraber bir köpek alıyorlar. Pamela burada bir devlet okulunda işe giriyor, medya koordinatörlüğü yapıyor. Tam olarak istediği iş, birincisi çok iyi para veriyorlar. İkincisi zaten haber spikeri olmak istiyordu. Yani bu iş onun için bulabileceği en iyi kariyer basamağı. Burada medya içerikleri üretiyorlar, videolar çekiyorlar, basında yayınlanan yazılar yazıyorlar. Pamela bir röportajda şöyle bahsediyor bu işten. Hayallerimdeki meslekti. Çok fazla para kazanıyordum. 22 yaşındaydım ve 40 küsur yaşında bir sekreterim vardı. 4 hafta ücretli iznim vardı. Her sigortam vardı. Sağlık sigortam vardı. Diş için ayrı bir sigortam vardı. Kendi işimin patronuydum. Kendi paramı kazanıyordum. Bu sırada Greg de babasına sigorta şirketinde çalışmaya başlıyor. Anladığım kadarıyla çok da mutlu olduğu bir iş değil bu Greg'in ama yetişkinlik, bazen sadece faturaları ödeyebilmek için mutsuz olduğumuz işlerde çalışabiliyoruz. Greg de tam olarak bunu yapıyor. Burada
Çok önemli bir detay var. Greg artık ciddi bir işte çalışacağı için saçlarını kestiriyor. Bu insanlık için küçük ama Pamela için önemli bir adım. Mahvoluyor Greg saçlarını kestirdiği için. Çünkü eskiden o sevdiği metalci müzisyenlere benziyordu. Şimdi normal birisine benziyor. Zaten Pamela'nın da Greg'den etkilenmesinin en büyük sebebi fiziksel görüntüsüydü. Pamela bu saç kesiminden dolayı çok mutsuz olunca Greg ona diyor ki, ve bakın çok ciddiyim, uydurmuyorum, diyor ki, dışarıdan Donald Trump'a benziyor olabilirim ama hala Bon Jovi gibi hissediyorum. Bu sadece fiziksel bir değişim olabilir ama Pamela için bunun çok değişik bir anlamı var. Onun kafasında kısa süre önce metalci bir çocukla sevgiliydi ama şu an sigorta satan bir adamla evli. Bu çok büyük bir değişim ve Pamela pek de iyi karşılamıyor bu değişimi. İlişkilerinin yavaş yavaş çatırdamaya başladığı zamanlar bu zamanlar. Ve ikisi de bu değişime farklı şekillerde tepki gösteriyor. Greg Pamela'yı aldatıyor ve sonra gelip bunu Pamela'ya itiraf ediyor. Bunu Pamela anlatıyor. Yani bu gerçek olabilir de olmayabilir de tam olarak bilmiyoruz. Pamela o olayı şöyle anlatıyor. Bir gece uyumaya gittim. Greg'in eve gelmesini bekliyordum ama sabah uyandığımda hala eve gelmemişti. Bir arkadaşıyla dışarı çıktığını, çok içtiğini, çok içtikleri için de geceyi o arkadaşında geçirdiğini söyledi. Ama aslında bu böyle olmamış. Aslında o gece dışarı çıktıklarında bir kadınla tanışmış ve geceyi onun evinde geçirmişler. Ona olan güvenim sarsıldı, kendime olan güvenim sarsıldı, aramıza birilerinin girebileceğini fark ettim, diyor Pamela. Pamela diyor. Pamela da işine yoğunlaşmayı bırakıp sosyalleşmeye başlıyor. Bu sosyalleşme normalde bekleyeceğimiz bir sosyalleşme değil. Çünkü Pamela kendine arkadaşlar bulmaktansa, yaşıtlarıyla takılmaktansa çalıştığı lisedeki öğrencilerle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Pamela'nın o okulda yaptığı işi biraz daha ayrıntılı anlatayım size. Bir program var. Özgüven geliştirme programı. Yasaklı madde kullanımını önlemek için yürütülen bir program. Bu konuyla ilgili projeler yapıyorlar, videolar çekiyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Pamela da bu projenin başındaki insan. Ve bu projeye katılan öğrencilerle sosyalleşmeyi tercih ediyor. Özellikle de bir öğrencisiyle arası çok iyi. William Flynn ya da arkadaşlarının ona seslendiği ismiyle Billy. Billy tanıştıklarında 15 yaşında. O da bu programa katılmış, gönüllü işler yapıyor ve yüksek ihtimalle Pamela'dan hoşlanıyor. Bu çok anlaşılabilir bir durum bence. Pamela 22 yaşında, otorite sahibi, güzel, eğlenceli, enerjik. Bu yüzden de Billy sürekli Pamela'nın çevresinde. Her gün mutlaka onun ofisini ziyaret ediyor. Normalde bir öğrenci ve bir öğretmen arasında bulunması gereken o sınır yok ikisinin arasında. Arkadaş gibiler. Bu arada Billy de tam olarak Pamela'nın hoşlanacağı birisi. Yani yetişkin olsa Pamela'nın tipi. Uzun saçlı, metal seviyor, bir grupta gitar çalıyor, deri ceket giyiyor. En önemlisi de Pamela'ya bayılıyor. Sürekli ona ilgi gösteriyor. Yani aslında Greg'den hoşlanmasının sebepleri Billy'de de var. Kocası onu aldatmışken bu tarz bir ilgi biraz aklını çeliyor Pamela'nın. Mahkemede söylediğine göre önce Billy'yi arkadaş olarak görmüş sadece, ondan etkilenmemiş ama zamanla hisleri değişmiş. Yavaş yavaş farklı duygular geliştirmeye başlamış ve bir noktada öpüşmüşler. Pamela'nın bu tarz şeyleri konuşabileceği bir arkadaşı yok. Bu arkadaşı da yine o liseli öğrencilerin arasından seçiyor. Bu yeni arkadaşının ismi Cecilia. Pamela, Cecilia'ya her şeyi anlatıyor. İlişkilerinin ayrıntılarını anlatıyor. Cecilia her şeyi biliyor. Pamela'yı tanıyor, Billy'yi tanıyor, Billy'nin arkadaşlarını tanıyor, her şeyi biliyor. Yani Pamela çok da gizlemiyor böyle bir ilişkileri olduğunu. Buna çok ilişki de demek istemiyorum. Çünkü çocuk 15 yaşında ve Pamela 22 yaşında bir yetişkin. Bu nereden baksan istismar ama daha iyi bir kelime bulamadığım için ilişki demeye devam edeceğim. Pamela'nın anlattığına göre öpüşmelerinden birkaç ay sonra Mart 1990'da ilk kez birlikte oluyorlar. Hem de bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Greg'in şehir dışında olduğu bir gün Pamela, Billy'yi ve Cecilia'yı evine çağırıyor. Bir noktada Cecilia köpeği gezdirmeye çıktığında böyle bir şey yaşanıyor aralarında. Bu olay Mart ayında oluyor. Bu olaydan 1,5-2 ay sonra 1 Mayıs 1990'da Pamela akşam 10 gibi okuldaki bir toplantıdan eve dönüyor. Evin kapısına yaklaştığında gördüğü ilk şey dışarıdaki ışığın yanmıyor olduğu.
Bu ilginç bir şey. Çünkü Greg eve geldiğinde hemen o ışığı yakıyormuş. Greg'in evde olduğunu da biliyor çünkü dışarıda arabası var. Sonra evin kapısını açıyor ve gördüğü ilk şey Greg'in cansız bedeni. Pamela hemen sokağa koşuyor, bağırmaya başlıyor, çığlıklar atmaya başlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Aynı anda bir sürü komşusu 911'i arıyorlar. Ve bu 911'i arayan komşulardan birisi diyor ki bir adam bayılmış, karısı da histeri krizi geçiriyor. Ambulans yollayabilir misiniz? Onlar henüz ne olduğunu anlayamadıkları için Greg'in bayıldığını düşünüyorlar. Polis olay yerine geldiğinde dikkatini çeken iki şey oluyor. Birincisi Greg'in kafasındaki havlu. Çünkü Greg'i öldürdükten sonra kafasını bir havluyla kapatmışlar. İkincisi de cinayetin işlenme şekli. Greg kafasından bir kez vurularak öldürülmüş. Yani sanki infaz edilmiş gibi. Bunu yapan mafya olabilir ya da Greg yasaklı madde işlerine bulaşmış olabilir. Ama polisin kafası çok karışıyor burada. Çünkü bu tarz işlerde kimin yaptığını bulmak çok kolay oluyormuş. Bir sürü bağlantı oluyormuş bu konuyla alakalı. Ama burada hiçbir sebep yok gibi görünüyor. Polisler bu davayı araştırmaya nereden başlayacaklarını bilemiyorlar bir süre. Genç bir adam işinde gücünde, evleneli daha bir yıl bile olmamış, mafyayla, çeteyle herhangi bir bağlantısı yok. Bunu kimin yapmış olabileceğini asla tahmin edemiyorlar. En başlarda Pamela'dan şüpheleniyorlar çok kısa bir süre. Ama sonra bakıyorlar ki, bu arada sadece polis değil herkes aynı şeyi söylüyor. Pamela yaşadığı acıda o kadar samimi ki onun yapmış olması çok düşük bir ihtimal. Yıkılmış durumda, ayakta duramıyor, sürekli ağlıyor. Samimi bir şekilde yas tutan bir eşe benziyor. Yaptığı ilk röportajda o geceyi şöyle anlatıyor Pamela. Greg'in yaşadığı olay benim hayatım boyunca karşılaştığım en korkunç olay. O gün yaşadığı şeyler hala her gün aklıma geliyor. Kim bilir ne kadar korkmuştur. Çoğu zaman öldüğüne bile inanamıyorum diyor. Polisin bir sonraki fikri bu olayın kötü sonla biten bir hırsızlık vakası olduğu. Evde hırsızlar vardı, Greg eve girdi, hırsızlar da onu gördüler ve öldürdüler diye düşünüyorlar. Böyle düşünmelerinin sebebi de evde her şeyin yerinin değişmiş olması, bazı şeylerin çalınmış olması, yastıkların parçalanmış olması, çekmecelerin boşaltılmış olması. Ama bu hırsızlar Greg'in hemen yanında duran cüzdanını almamışlar, alyansını almamışlar, eve zorla girildiğine dair de hiçbir iz yok. Yani bir yandan hırsızlık gibi görünen bu olay bir diğer yandan hiç de hırsızlık gibi görünmüyor. Sonra Greg'in telefon kayıtlarına bakıyorlar ve telefon kayıtlarında bir kumarhaneyi aradığını görüyorlar. Acaba kumar oynuyordu, borçlanmaması gereken insanlara borçlandı, onlar da borçlarını alamayınca gelip Greg'i öldürdüler mi diye düşünüyorlar ama öyle bir şey de yok. Akıllarına gelen her fikri sonuna kadar araştırıyor polisler ama hiçbir şekilde yeni bir ipucuna ulaşamıyorlar. Pamela'dan da şüphelenmiyorlar çünkü zaten bir kere bu olay olduğunda Pamela okuldaki bir toplantıdaydı. Yani bir sürü şahidi var. Ama sonra Pamela bütün şüpheleri üzerine çekecek bir hareket yapıyor. Bu olaydan 6 gün sonra, yani 7 Mayıs 1990'da, yani aslında birinci evlilik yıl dönümlerinde Pamela bir gazeteciyi arayıp röportaj yapmak istediğini söylüyor. İnsanların Greg'in nasıl birisi olduğunu bilmesini istemiş, olayın kendi açısından nasıl göründüğünü anlatmak istemiş. Bu yüzden de bir gazeteciyle röportaj yapmak istemiş. İnsanların bu hareketten şüpheleniyor olmalarının sebebi de Pamela'nın röportajda güzel görünüyor olması. Saçı yapılı, makyajı var ve üzerinde elbise var. Ve insanlar diyorlar ki yas tutan bir kadının böyle görünmemesi lazım. Bu arada çok kısa bir not. Bence gazeteciler bu haberleri satabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve orada Pamela gittiği anda tamam hemen saçı alalım, makyajı alalım demiş olabilirler. Ve sonrasında da çıkıp gördünüz mü? Yas tutan bir kadın böyle görünür mü? Makyajı var, saçı yapılmış demiş olabilirler. Zaten hiç anlamıyorum. Böyle olan bir insanın şöyle davranmaması gerekiyordu tarzı bir şey bence çok mantıksız. Kaç milyar insan var ve hepsinin davranışı farklı olur. Biz sağlıklı psikolojimizle diyoruz ki bu tarz şeyler yaşayan insanlar bu tarz tepkiler gösterebilir. Ama bunu yaşayan insanlar sağlıklı bir ruh haliyle düşünmüyorlar. Dolayısıyla da yaptıkları şeyleri çok mantık çerçevesinde incelememiz bence çok da mantıklı değil. Ve gelirken yanında köpeğini de getirmiş. Röportaj yapılırken yanında köpeği de duruyor. Bu arada Pamela bu olayı çok farklı anlatıyor. O diyor ki bu cinayetten sonraki 6 gün içerisinde
Günde birkaç kez beni aradılar. Röportaj yapmak istediklerini söylediler. Ben röportaj yapmak istemediğimi söyledim. O zaman kumarhaneye borcu vardı. Kumar bağımlısıydı ve bu yüzden de öldürüldü diye yazacağız. Çünkü elimizde başka hiçbir şey yok dediler. Ben de bu yüzden gidip olanları anlatmak zorunda kaldım diyor Pamela. Hangi tarafa inanacağınız tamamen size kalmış. Bence %50 ihtimal ikisi de. Bu röportajın medyada yer etmesinin olayla ilgili bilgisi olan herhangi birisine konuşmaya teşvik edebileceğini düşünüyorlar. Düşündükleri gibi olmuyor. Hiç kimse çıkıp yeni bir bilgi vermiyor. Ta ki 10 Haziran 1990 gününe kadar. Çünkü o gün bu cinayetin işlendiği yerden 65 kilometre ilerideki bir karakola bir adam giriyor. Elinde silah var. Bu silahı polislere uzatıyor ve diyor ki bu silah bir cinayette kullanılmış olabilir. Bu silah benim silahım ve bence Greg Smart bu silahla öldürüldü. Bu adam silahının son zamanlarda temizlenmiş olduğunu fark etmiş. Ama temizleyen kişi o değilmiş. Adamın söylediğine göre oğlunun bir arkadaşı Ralph ona bu silahın Greg'i öldürmekte kullanılan silah olduğunu söylemiş. Balistik incelemeler sonucunda görüyorlar ki bu silah gerçekten de Greg'in cinayetinde kullanılan silah. Polisin o güne kadar sahip olduğu tek gerçek ipucu bu. Hemen o gün Ralph'i sorgulamak için polis merkezine getiriyorlar. Ralph sorguda şunları söylüyor. Bana o gün ne yaptıklarını anlattılar, her şeyi anlattılar. Kaç kişi olduklarını anlattılar, bu cinayeti nasıl işlediklerini anlattılar, Greg'i nasıl öldürdüklerini anlattılar, her şeyi anlattılar. 3 kişilermiş. Pete, Vance ve Billy. Ralph'in anlattığına göre Vance arabada beklemiş, Billy ve Pete içeriye girmiş. Önce evde hırsızlık olmuş gibi görünmesi için evi tamamen dağıtmışlar. Sonra Greg'in gelmesini beklemişler. Greg geldiğinde kaçmaya çalışmış ama onu tutmuşlar. Sonra köpeği kilere kilitlemişler. Köpeği kilitledikten sonra da Pete Greg'i tutarken Billy kafasına bir el ateş ederek onu öldürmüş. Tetiği çeken kişi Billy. Pamela'nın ilişki yaşadığı öğrencisi. Ralph'in söylediğine göre bunu hayat sigortası parası için yapmışlar. Pamela onlara eğer bunu yaparlarsa 500'er dolar vereceğini söylemiş. Ki bu arada Greg'in hayat sigortasının değeri 140 bin dolar. Çocuklar da bunu yapmayı kabul etmişler 500 dolar için. Ralph böyle anlatmış polislere. Polis Ralph'in söylediği bu 3 ismi araştırdığında aslında bu çocukların tanıdıkları çocuklar olduğunu görüyorlar. Çünkü hepsi en az bir suçtan polisle karşılaşmış. Ralph bunları anlattıktan sonra polisler Pamela'nın yaptığı röportajları daha detaylı incelemeye başlıyorlar. Fark ettikleri ilk şey Pamela'nın olay yerine ilk girdiğinde bunun bir hırsızlık olduğuna çok emin olmuş olması. Çünkü Pamela kapıyı açtığında ileride tam karşısında duran hoparlörün orada olmadığını görmüş ve bu yüzden de bunun bir hırsızlık olduğunu düşünmüş. Başka birkaç şeyin daha eksik olduğunu fark etmiş ve polis diyor ki kapıyı açtın, eşinin cansız olduğunu gördün, dur bakayım ne çalınmış evde diye bakmazsın muhtemelen. Çalınan şeyleri biliyor olman için ya evi gezmiş olman lazım ya da birisinin sana bunları çaldığını söylemiş olması lazım. Veya ilk röportajda diyor ki Greg'in ne yaşandığıyla ilgili herhangi bir fikri yoktu gibi görünüyordu. Nasıl bir görüntüden bunu anlamış olabilirsin? Kafasında havlu vardı bir kere. Sen nereden anladın böyle göründüğünü? Ve en ilginci Pamela diyor ki Greg'in hayatında bunu yaşaması için daha iyi bir zaman olamazdı. Çünkü eğer 20 yıl sonra bunu yaşamış olsaydı ona olan sevgim artmış olacaktı. O yüzden 1. yılımızda yaşamış olmak 20. yılımızda yaşamış olmaktan çok daha iyi. Bunlar çok şüpheli şeyler ama bunların hiçbirisi kanıt değil. Polisler de kanıt olarak kullanabilecekleri başka bir şey buluyorlar. Bu 3 çocuk ve Pamela arasındaki bağlantıyı buluyorlar. Okul. Hepsi aynı okulda Pamela'nın öğretmenliğini yaptığı okulda okuyor. Ve üçü de Pamela'nın yönettiği projede çalışıyorlar. Pamela onları çok iyi tanıyor. Bütün problemlerini çok iyi biliyor. Bütün zayıflıklarını çok iyi biliyor. Onları nasıl manipüle edeceğini çok iyi biliyor. Ama hatırlarsanız Pamela'nın bütün bu olan biten her şeyi bilen bir arkadaşı vardı. Öğrencisi Cecilia. Polis bir gün ismini vermek istemeyen birinden anonim bir ihbar alıyor. Birisi arıyor onları. Greg'in ölümünü Pamela planladı ve Cecilia her şeyi biliyor diyor. Bu aramayı yapan kişi bir kadın. Ve bu kadın Cecilia olabilir mi? Olabilir.
Çünkü polisle konuştuklarında Cecilia her şeyi anlatıyor. Bizim aramız Pamela'yla çok iyiydi, çok iyi anlaşıyorduk. Onu ablam gibi görüyordum, sürekli takılıyorduk, çok yakındık. Diğer 3 kişiyle de çok yakındık, bir arkadaş grubuyduk, hep beraber takılıyorduk. Ama Pamela'nın Billy ile bir ilişkisi vardı ve birlikte olduklarını da biliyorum. Çünkü bir kere yanlışlıkla onları bastım. Bana Billy'ye aşık olduğunu söyledi diyor. Cecilia'nın söylediğine göre bu cinayeti Pamela planlamış ve bu planın üzerinden defalarca geçmişler. Billy ilk başlarda bunu yapmak istememiş ama Pamela eğer bunu yapmazsan ilişkimiz biter demiş. Bununla tehdit etmiş onu. Billy de birkaç seferden sonra kabul etmiş. Ve yine Cecilia'nın anlattığına göre Pamela ona şöyle bir şey söylemiş. Bu ilişkiden kurtulmam lazım. Ve bu ilişkiden kurtulmanın iki yolu var. Birincisi boşanmak, ikincisi onu öldürmek. Ama eğer boşanırsam evimi kaybederim, mobilyalarımı kaybederim ki mobilyalarım çok güzel, onları hiç kaybetmek istemiyorum. Köpeğimi kaybederim, yaşayacak hiçbir yerim olmaz, param olmaz, evsiz kalırım. O yüzden de boşanamam. Cecilia polise yardımcı olmak konusunda hiç çekinmiyor. Bu çok zekice bir davranış çünkü Cecilia da suçlu. Her şeyi biliyordu ama polise söylemedi. O da ceza alacak. Ama sonunda şöyle bir uzlaşmaya varıyorlar. Eğer Cecilia Pamela'nın yakalanması için elinden gelen her şeyi yaparsa suçlamaları düşürebilirler. Cecilia'ya gizli mikrofon takıyorlar ve Cecilia Pamela'nın odasına gidiyor. Greg'i senin öldürdüğünle ilgili bağlantıları kurmuşlar. Çünkü Billy'nin başka neden böyle bir şey yapabileceğiyle ilgili herhangi bir açıklama bulamamışlar. Bence zaten Billy sadece seni sevdiği için böyle bir şey yaptı diyor. Pamela da diyor ki çok korkuyorum bir gün buraya mikrofon takıp geleceksin diye. Eğer böyle bir şey olacak olursa bana sinyal ver anlayayım diyor. Cecilia yalan söylemekten bıktım ben artık diyor. Ve Pamela da muhtemelen diğer çocuklara yaptığı gibi onu da manipüle etmeye çalışıyor. Eğer polis bunları öğrenirse sen de ceza alırsın çünkü sen de suç ortağısın. Seni de tanık kürsüsüne çıkaracaklar. Ve orada sana soracaklar Greg'i Pamela mı öldürdü? Hayır diyeceksin. Greg'e ne olduğunu biliyor musun diyecekler. Hayır diyeceksin. Olan herhangi bir şeyden haberin var mıydı diyecekler. Hayır diyeceksin. Çünkü eğer doğruları söylersen seni tutuklarlar. Tutuklamasalar bile ben de 3 arkadaşın da hepimiz hapse gireriz ve ömrümüz boyunca hapiste kalırız. Sen şu an böyle bir durumla karşı karşıyasın diyor. Bu kayıttan sonra 4'ü de 1 Ağustos 1990'da tutuklanıyorlar. O zamana kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmayan 3 çocuk mahkemede her şeyi anlatıyor. Pamela o gün kapıyı açık bırakmış. Eve zorla girildiğine dair herhangi bir iz yoktu ya. Pamela kapıyı açık bıraktığı içinmiş. Onlara bütün evi dağıtın, hırsızlıkmış gibi gösterin demiş. Ve evden istediğinizi çalabilirsiniz, çaldığınız her şey sizde kalabilir demiş. Hatta bu yüzden o gün okula giderken bütün mücevherlerini takmış ki çalınmasınlar. Bütün parmakları yüzük dolu gitmiş okula çalınmasınlar diye. Saklayabilirdi ama böyle bir yol tercih etmiş. Bir de köpeği kilere saklamalarını söylemiş. Çünkü eğer köpek böyle bir şey görürse travmatize olabilirmiş. En azından onu düşünmüş. Patrick'in söylediğine göre Greg'e evlilik yüzüğünü vermesini söylemişler. Ama Greg vermemiş çünkü eğer bu yüzüğü çıkarırsam karım beni öldürür demiş. Bu çok üzücü değil mi? Mahkeme 14 gün sürüyor. Pamela müebbet hapis cezası alıyor. Şartlı tahliyesiz ve şu an hala hapiste. Billy ve Patrick 25 yıl içeride kaldıktan sonra salıveriliyorlar. Arabada bekleyen kişi Vance 15 yıldan sonra salıveriliyor. Birkaç yıl önce yapılan bir röportajda Pamela diyor ki hala kendimi evli gibi hissediyorum. Evet dul kaldım ama hala evliyim. Daha dün bir belgede medeni durum altında evli kısmını işaretledim. Kendimi hala evli gibi hissediyorum. Bu arada o cinayetin planını yaptığını da hala kabul etmiyor. Hapishanede çok zor bir hayat olmuş Pamela'nın. Çok fazla dayak yemiş. Bu dayaklardan dolayı sürekli ağrı kesici kullanması gerekiyormuş. Ki sanki hak etmiş gibi geliyor bana. Yani cinayet planlıyorsun, çocukların hayatını mahvediyorsun, öğrencini istismar ediyorsun. Sanki hak etmiş gibi geliyor bana. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın.
Hoşça kalın efendim.